Herkese merhaba. Bugün bir sene sonra yine bir üniversite videosuyla karşınızdayım. Bir sene içinde çok şey değişti ve bugün sizlerle oturup bir üniversite mezunu olarak YKS'ye gireceklere 5 tavsiyede bulunmak istiyorum. Stres kontrolü öğrenmek bütün hayatımız boyunca aslında süren bir süreç. Bir anda öğrenilen bir şey değil. Geçmiş yaşadığınız tecrübeler olsun, deneyimler olsun, bazen travmalar olsun, insanları gerçekten stresli durumlara sokabiliyor. Sınav da çoğunuz için aslında bir travmatik bir olay aslında baktığınızda. Çünkü çok strese giriyorsunuz. Ben de oradan geçtim. Ben de üniversite sınavına girdim. Ben de üniversite okudum, mezun oldum 2 sene önce. Ve ben sınavda gerçekten çok stresliydim. Kalbim böyle pıt 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 atıyordu. Çok aşırı da stresli değildim ama yani titriyordum yani. Vücudum genel olarak o sınav anında hep böyle titriyordu. Heyecandan, gerginlikten, kaybetme korkusundan, yenilme korkusundan dolayı vücudum tepkiler veriyordu bu şekilde. Ve stres kontrolünü daha iyi bilseydim o zaman muhtemelen belki de daha iyi bir sonuç alabilirdim. Ama yine de aldığım sonuçtan ben memnundum. Çalışmak, elinizden gelenin en iyisini yapmak bir yana, bunu yaparken de stresinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için küçük adımlar belirleyebilirsiniz. En basitinden sizi rahatlatan şey neyse bunlara da zaman ayırmanız gerekiyor soru çözmenin yanında. Çünkü gün sonunda en önemli şey sağlığınız. Stres birçok sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ve hayat bence stresli olmak için çok kısa. YouTube'da 5-10 dakikalık meditasyonlar oluyor. Bunları yapabilirsiniz. Günde bir kere olsun, iki kere olsun. Arkadaşlarınız haftada bir kere bile olsa görüşebilirsiniz. Bu sizi çok geride bırakmaz. Bir yürüyüş yaparsınız, bir parka gidersiniz, bir kafede oturursunuz. Belki sinemaya gidersiniz bazen. Haftada bir kere ya da iki haftada bir kere bile olsa o sosyal ihtiyacınızı karşılamanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de kötü hissetmemeniz gerekiyor. Biliyorum aklınızda sınav var. Şu an gerçekten önemli bir dönem. Ama stresinizi ne azaltacaksa, eğer bu yalnız kalmaksa yalnız kalmak da olabilir, stresinizi azaltmaya odaklanın. Sınava girdiniz, istediğiniz bölüm olmadı ve mezuna kaldınız. Aileniz bir yandan size bakıyor, sınıf arkadaşlarınız üniversiteye gidiyor, istedikleri ya da bir tane bölüm. Girdiler. Sizin için bunu kabullenmek belki de çok zor. Çünkü istediğiniz bölüme giremediniz. Hala ailenizle yaşıyorsunuz. Ne lise var ne üniversite. Böyle bir arafta kalmak gibi bir şey. Aslında bu göründüğü kadar kötü değil. Eğer istediğiniz bölüm olmadıysa sizin elinizde bir şans daha var. Bir sene daha çalışıp girebilirsiniz. Bir sene hazırlanıp çalışmak, evet, kulağa gerçekten daha stresli görünüyor. Çünkü zaten bir sene boyunca stresliydiniz. Ve tekrar o aynı dönemden geçmeniz gerekiyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama bu bir sene hayatınızda çok şey değişebilir. Yeni bir beceri elde edebilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ve bu bir sene içerisinde aslında istediğiniz bölümü istemediğinizin farkına bile varabilirsiniz. Böyle durumlar çok oluyor. Çünkü stresli dönemde yaptığınız bir tercih aslında sizin doğru tercihiniz olmayabilir. Aile baskısı, arkadaş ortamı, öğretmenlerinizin sizin üzerinizde yarattığı baskı nedeniyle bir tane bölüm seçmiş olabilirdiniz. Ve belki de mezuna kaldığınız o süre boyunca aslında bir şeylerin farkına vardığınız bir dönem olabilir. Ve sizin geleceğinizi çok daha iyi yerlere getiren bir sebep de olabilir. O yüzden mezuna kalırsanız çok üzülmeyin. Elinizde bir şans daha var. Dünyanın sonu değil. Hazırlanın, elinizden gelen en iyisini yapın. Rekabet çok fazla. Bu birazcık sinir bozucu maalesef. Ama içinde bulunduğunuz durum böyle olduğu için buna yapacak şu an maalesef bir şey yok. O yüzden elinizdeki avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanın. Yakınmak yerine. Sınav dünyanın sonu değil. Üniversite sınavına girenlerin %50'si, 60'ı belki, bu çok büyük bir oran, ya üniversiteyi bırakıyor, ya başka bir bölüme geçiyor, ya üniversite okurken elde edindiği bir becerisi ona yeni bir kariyere atılmasına sebep oluyor ve kariyer değişikliği yapıyor. Bu tarz durumlar çok olabiliyor. O yüzden seçtiğiniz bölüme girdiğinizde aslında şey olmuyor artık. Tamam bu yoldasın, sen bu olacaksın. Böyle olmuyor maalesef. Giriyorsunuz, belki de tıpı kazandınız. Belki 10 yıl sonra bir mimar olacaksınız. Bunu kim bilebilir? Sınav sizin hayatınızı belirlemeyecek. Kiminiz için belirleyecek? Çünkü bazılarınız şanslı olanlar, belki de
istediği bölümü girdiğinde gerçekten de doğru yolda olduğunu hissedecek ve o yolda devam edecek ve hayalindeki mesleği gerçekleştirecek. Kimimiz içinse maalesef işler biraz daha farklı. Hayat sürprizlerle dolu. Biliyorum çok klişe ama gerçekten öyle. Ne zaman ne olacağını asla bilemiyorsunuz. Ve bir gün gerçekten ben bunu yapmak istiyorum dediğiniz şey artık size belki de eskisi kadar anlamlı gelmiyor olabilir. O yüzden bu sizin geleceğinizi aslında belirleme potansiyeline sahip ama buna bel bağlamayın. Bu sadece şu an sizi bir yerlere götürecek olan bir sınav olarak düşünün. Elinizden geleni de yapın. Elinizden geleni yapmayın demiyorum bu arada. Gerçekten büyük rekabet var. İstediğiniz bölüm eğer girmesi zor bir bölümse çalışmanız gerekiyor. Yani üniversiteye girmek istiyorsanız maalesef bu yarışın içine atılmanız gerekiyor. Bununla barışık olduğunuzda o kadar da stresli değil. Ama işte o yaşta 16-17 yaşları arasında gerçekten o yarışın içinde olduğunuzun farkında değilsiniz ve bunu kabullenmek istemiyorsunuz. Ama bu maalesef bir gerçek. Bununla barışık olduğunuzda, bunu kabullendiğinizde bence iş biraz daha sizin için daha yumuşak bir süreç haline gelebilir. Bu dediklerimden sonra da buraya bağlamak istiyorum 4. maddeye. Bu aslında 3. maddeye çıkıyor. Demiştim işte bir kısmınız bölüm değiştirecek, alan değiştirecek, o istediği şeyin aslında istemediği şey olduğu farkına varacak vesaire. O yüzden seçeneklerinizin olması çok önemli. Eğer bir iş kurma, işte business, bu tarz şeylerin başarı olanlarına bakarsanız aslında hep olay rakamlara çıkıyor. Elinizde ne kadar çok seçenek olursa başarı oranı aslında o kadar fazla oluyor. Şunu demek istemiyorum, hani 10 tane spor yapın, hepsinde profesyonel olun. Bunu demek istemiyorum. Demek istediğim tek şey ilgi alanlarınız olsun bir 4-5 tane. İçinden en çok size yakın olana yönelin. Tek bir şeye odaklanıp kendinizi bütün her şeye kapattığınızda sonra farkına varıyorsunuz ki o aslında sizin istediğiniz şey değil. Bu sefer elinizde var sıfır. O yüzden elinizde en az 2-3 seçeneğin olması bence çok iyi bir şey. Bölüm seçerken olabilir. Eğer farklı kariyer alanları olabilir. Yani aslında şu anki 2022 dönemine baktığımızda üniversite okumak eskisi kadar şart bir durum değil. İnternet, teknoloji sayesinde şu an gerçekten üniversite okumadan bir yerlere gelmeniz çok daha kolay eskiye kıyasla. Eskiden üniversite okumak çok önemliydi çünkü üniversite okumadan bir yere varamıyordunuz. Ama şu an teknoloji sayesinde birçok insan bir şekilde iş bulabiliyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ama belli başlı bölümler, tıp olsun, veterinerlik olsun, mimarlık olsun, bu tarz bölümler tabii ki de bir üniversite diploması gerektiriyor çoğu şekilde. Bu birazcık rastgele bir madde oldu ama sınav öncesi ne yiyorsanız normal yediğiniz şeyler yiyin. Çok farklı şeyler yemeyin. İşte yok şu bana başarı getirecek, yok bilmem ne işte tatlı yiyeyim, beni iyi hissettirsin falan. Hatta mümkünse şekerli bir şey yemeyin. Şeker insanın uykusunu getiriyor. Zihin açan şeyler yiyin ve çok böyle sınav uzun sürecek diye de acıkırım diye karnınızı aşırı doyurmayın. Çünkü çok yediğinizde yine uykunuz geliyor ve odaklanma seviyenizi azaltıyor önemli bir ölçüde. Bu yüzden karnınızı normal bir şekilde doyurun. Aşırı doymayın, çok aç da olmayın. Ve son bonus tavsiyem. Tercih yaparken ilginizi çeken sevdiğiniz bir bölümü seçin. Yok annenizin, yok babanızın, yok öğretmeninizin, yok arkadaşınızın size uyar dediği bir bölüm değil de ya da işte ben bunu seçeceğim çünkü bu işte en yüksek puan, ben hırs yapacağım, bunu kazanacağım değil de gerçekten sevdiğiniz, sizi mutlu eden, sizi heyecanlandıran, size hayat enerjisi vereceğini düşündüğünüz bir alana yönelin. Bu ileride kendinize çok teşekkür etmenize sebep olacak bir önemli tercih. Çok stresli olduğunuz bir zamanda tercih yapmak zordur. Çünkü çoğunuzun kafası çok karışık ve bu çok normal. 16-17 yaşlarınızdayken, hayatı daha yeni öğreniyorken ne yapmak istemediğinizi bilmek de çok normal ve aslında bizden bunu bilmemizi beklemeleri bana daha saçma geliyor. Çünkü o yaşlarda hala ailenizdesiniz, ailenizin kuralları altında yaşıyorsunuz. Gerçekten kendi ayaklarınızın üstüne bastığınızda, gerçekten kendi başınıza yaşamaya başladığınızda o kadar çok şeyin farkına varıyorsunuz ki. Size başka bir tavsiyem ise bonus 2 olsun bu da. Üniversiteye giriyorsanız, üniversiteye girdiniz başka bir şehirdesiniz ya da değilsiniz. Eğer imkanınız varsa ayrı eve çıkın. Neden bunu diyorum? Aileyle yaşamak çok güzel evet ama insanı tembelleştiriyor. Kendi başınıza olduğunuz an
bir şeyleri öğrendiğiniz andır. Kendi kurallarınızı, kendinizi tanımaya başladığınız andır. Ve kendi başınıza bunları farkına vardığınız an ise sizi büyütecek bir fırsat. O yüzden böyle bir imkanınız varsa bunu mutlaka değerlendirin. Yemek yapmayı öğrenin, çamaşırlarınızı yıkamaya, ütülemeyi öğrenin. Hayatın küçük ama çok önemli temel kurallarını öğrenin. Bence bu üniversite sınavından çok çok daha önemli. Ama bunların en önemlisi şu an sınava yaklaştığı bu son günler. Stres kontrolü. Buna lütfen odaklanın. Günde 5 dakika olsun, 10 dakika olsun bir yürüyüş yapın, nefes alın. Müzik dinleyin. Bir nefes alın yani, anladın mı? Nefes alın. Tüm diyeceklerim bu kadar. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. Umarım istediğiniz, beklediğiniz notları alırsınız. Ve umarım gerçekten hayat amacınızı da bulup istediğiniz yerde ilerlersiniz. Ki unutmayın, bu hayat boyu süren bir süreç. Bu üniversite sınavıyla sonuçlanan bir şey değil. Bu sadece gireceğiniz şu an sizi bir yerlere getirecek. Bir şeyleri belirleyecek olan bir sınav. Daha fazlası değil. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.